Evet, değerli arkadaşlar, basın toplantıma başlarken ilk konu yargıdaki siyasal atama. Dün gece resmi gazetede yargının ne kadar siyasallaştığını apaçık gördük. Şimdi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atılan isim Muhsin Şentürk. Kim bu yargıç? Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan Yargıtay 3 Ceza Dairesi Başkanı. Skandal buradan başlıyor. Belki de Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar yargıdaki en büyük sıkıntı ve skandallardan birisini yaratan yüksek hakim. Peki, seçilmeli miydi? 5 aday gösterildi. Geçen dönemde, bu dönemde en yüksek oyu alan üye atanmadı. Şimdi bu şekilde neye varabiliriz? Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan, anayasayı ayaklar altına alan bir hakimi bir anlamda siyasal pazarlıklar ve bölüşmeler sonucu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atıyoruz. Utanç verici. Defalarca kürsüden, basın toplantılarında, mecliste, mitinglerde söyledik. Yargıdan elinizi çekin. Diğer konu, tasarruf. Tasarruf çok önemli. Biz de belediyelerimize tasarruf tedbirlerine elimizden geldiği kadar uyalım. Araçları çoğu satışa çıktı, görüyorsunuz. Araç kiralamaların sayısı minimum seviyeye düştü. Artık müdürler, başkan yardımcıları lüks araçlar ya da normal araçlarla işinden evine, evinden işine gitmeyecek. Ama ben merak ediyorum, Cumhurbaşkanı sarayında bu tasarruf tedbirlerini uyacak mı? Dün meclise geldi, şöyle bir arabaların değerine baktım, 1 milyar civarında. Şimdi Ocak-Nisan döneminde Cumhurbaşkanı tarafından yapılan harcama 3 milyar 825 milyon lira olmuş. Harcama limitini beyefendi aşmış. Ve bakıyorum ki Nisan ayında günde 3.117 asgari ücretli çalışanın maaşını tüketmiş, 5.300 emekli maaşını tüketmiş. Neden bu tasarruf saraya uğramıyor? Sormak isterim. Dün daha mecliste Diyanet İşleri, devlette nedir? Lüks otellerle toplantı yok. Ama İslam alimlerini bir otelle toplayıp yaklaşık 7 milyon otel ücreti ödendi. Bence Cumhurbaşkanı örnek olarak araç sayısını, uçak sayısını, giderlerini kısmalı. Geliyorum ekonomide durum. Maalesef ki bütçe günden güne açık vermeye devam ediyor. Herhalde yıl sonunda beklenen bütçe açığının 2 katı kadar açık olacak. Çünkü paranın değeri günden güne düşüyor, döviz yükseliyor ve giderlerin önüne geçemiyoruz. Peki, ekonomi bu. Tasarruf yapıyoruz. Niye bunları yapıyoruz? Seçimde en çok neyi konuştuk? Emekli maaşlarını konuştuk, asgari ücretleri konuştuk. 200 milyar tasarruf sağlanacaksa bugün mecliste konu bu olmalıydı. Dün de, bugün de, salı da bu konudan hiçbir tanesi konuşulmadı. Evet, ekonomide bütçe açığı vermeye devam ediyoruz. Faiz ödemeye devam ediyoruz. Ama emekliye, asgari ücretliye, memura maalesef ki zam yapmıyoruz. Hala 10 bin lira emekli maaşı alan milyonlar var. Utanç diyoruz. Son olarak Ayhan Mora Kaplan. Bugün 4 emniyet görevlisi daha açığa alındı. Gözaltına alındı. Özür diliyorum. Geçen sene bu konuyu gündeme getirdik. Aslında sizlerle de paylaştık. Görüyoruz ki Devlet Bahçeli ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan birbirine karşı şifreli konuşmalara devam ediyor. Ya çıkıp açık açık konuşun. Sorun nedir? Sorun nedir? Devleti
iki parti ve bazı tarikatlar bölüşmeye çalıştığı için bir güç savaşı yaşanıyor. Yargıtay seçimlerinde de bunu gördük. Emniyette de bunu görüyoruz. Ve Devlet Bahçeli diyor ki 4 tane emniyet görevlisi alarak bu sorunu çözeceğiz. Tam da biz de bunu söylüyoruz. Gel bir komisyon kuralım. Susurluk'ta tesadüf bir kaza oldu. Komisyonlar kuruldu, bakanlar yargılandı. Ayan Mura Kaplan olayı bile devletin ne hale geldiğini gösteriyor. Süleyman Soylu ile ilişkilerini, emniyette olan ilişkilerini, Sinan Ateş cinayetindeki bağlantıları gelin ortaya koyalım. Bunu meclis araştırsın. Hiç kavga etmeyin. Kukla, kukla yardımcısı ya da işte birbirinize gizli mesajlar, semboller yollamayın. O yüzden bunun çözüm yeri meclistir, komisyondur. Aynı Susurluk'ta olduğu gibi kirlenmiş bu yapıyı sorgulayacaksak, ortaya çıkaracaksak, devleti bu pislik yapılardan kurtaracaksak bir komisyon kurulsun, tüm partilerden üyeler gelsin, görelim bakalım. Her şey ortaya çıksın diyorum. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorunlarınız varsa almak isterim. Nepotizmin dünyada sembolü kim deseniz Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı derim. Damadını maliyenin, hazinenin başına getiren birisi nepotizm kelimesini ağzına alıyorsa gülmemiz gerekiyor. Bence ona vereceğimiz tek cevap bu. Sen bu ülkeye damadını bakan yapmış, parayı ona teslim etmiş ve maalesef ki bugünkü emekli işçi bu durumdaysa onun sebebi de senin attığın o imzadır diyorum. Biz bu konuda gerekli mücadeleyi veriyoruz, gerekli uyarıları yapıyoruz. Tek tük böyle bir durum olsa da Sayın Genel Başkanımız müdahale ediyor. Biz bu ülkedeki milyonlarca pırıl pırıl gence güveniyoruz. Zaten belediye başkanlarımız da çok genç arkadaşlarımız. Onlara yönetimi bu görevleri teslim ediyoruz.